ashabtan Cabir bin Sümer'e sordular. Senin Resulullah'la beraber oturduğun zaman oldu mu? Cabir, evet oldu dedi. Sevgili Peygamberimiz çoğu zaman sessiz kalırdı dedi. Ebu Malik el-Eşca, babasının kendisine şöyle anlattığını rivayet ediyor. Bir zamanlar genç delikanlılardık. Sık sık Resulullah'ın yanına giderek mescitte otururduk. Vallahi Resulullah'tan daha uzun süre sessiz kalan birini görmedim. Sahabeleri kendi aralarında konuşmaya başlayıp laflarını uzattıkça Resulullah onlara bakar, tebessüm eder, boş söz söylemezdi. O gerekmedikçe konuşmazdı. Utbe bin Samit anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte yolculuğa çıktı. Sahabelerden hiç kimse onun bineğinin önünde yürümüyordu. Muaz bin Cebel, ya Resulallah, isteğim odur ki ölümüm sizin vefatınızdan önce olsun. Allah göstermesin, eğer sizin başınıza bir şey gelirse, şayet vefat ederseniz, sizden sonra hangi ameli daha ağırlıklı olarak yapmamızı emredersiniz? Diye sordu. Hazreti Muaz diyor ki, ben bütün amelleri tek tek saydım. Hazreti Peygamber her birinde şöyle buyurdu. Elbette onlar güzel amellerdir. Ne var ki bunlar adet edinilmiş amellerdir. Ben ısrar edince Efendimiz susmak ve sadece hayırlı şeyler için konuşmak buyurdu. Muaz radıyallahu an, ya Resulallah, dillerimizin her konuştuğu şeyden sorguya çekilecek miyiz diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dizine eliyle yavaşça vurarak Allah iyiliğini versin diyerek kendisiyle şakalaştı. Sonra şöyle devam etti. İnsanları burunları üzerine süründürerek cehenneme götüren şey dillerinin umursamadan konuştukları kelimeler değil midir? Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya sussun, kötülük konuşmasın. Sizler hayır söyleyiniz ki karşılığında hayırlara nail olasınız. Diğer taraftan dillerinizi kötü ve şer olan şeylerden de koruyunuz ki selamet bulasınız.